Herkese merhaba, ben Hazal Çakıllar. Kırklareli Üniversitesi Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisiyim. Bu videoda tercih döneminde olan öğrencilere Kırklareli Üniversitesi Hukuk Fakültesi hakkında bilmeleri gereken bazı şeylerden bahsedeceğim. Hukuk fakültemiz ilk öğrencilerini 2018 yılında aldı ve geçtiğimiz Haziran ayında ilk mezunlarını verdi. Akademik kadroya baktığımız zaman fakültemizde 1 profesör, 2 doçent doktor, 16 doktor öğretim üyesi ve 20 araştırma görevlisi bulunmakta. Yeni açılmış bir hukuk fakültesi olduğu için eğitim kalitesiyle ilgili insanların aklında bazı soru işaretleri olabilir. Ama şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki, hocalarımız kendi alanlarında kendilerini iyi yetiştirmiş, tecrübeli, bilgi sahibi hocalar ve öğrenciye saf bilgi aktarmaktan ziyade onlara hukuk nosyonu kazandırabilecek nitelikli hocalar. Dolayısıyla bu konuyla ilgili aklınıza herhangi bir şüphe kalmasın. Yine bizim fakültemizin avantajlarından olan birisi de şu, hocalarımızla ilgili herhangi bir sıkıntı durumunda aklınıza takılan bir konuyla ilgili hocalarımıza danışmanız, onlarla iletişime geçmeniz kolay oluyor ve bu tarz konularda hocalarımız gerçekten anlayışlılar ve öğrenciye yardımcı olmaya çalışıyorlar. Hukuk Fakültesi Kayalı Kampüsü'nde bulunmakta. Kayalı Kampüsü ile şehir merkezi arası otobüste yaklaşık 25 dakika sürüyor. Ulaşım ücreti de şu anlık öğrenci için 5 lira. Barınma ile ilgili şunları söyleyebilirim. Yine Kayalı Kampüsü'nde bulunan Evladı Fatihan, Hundi Hatun ve Ahmet Cevdet Paşa KYK yurtlarında kalabilirsiniz. Bunlar kampüse yakın olan taraftaki KYK yurtları. Yine bunlar dışında merkezde başkaca özel yurtlar da var. Onları da tercih edebilirsiniz. Fakültemizin fiziki imkanlarından bahsetmem gerekirse şunları söyleyebilirim. Hukuk Fakültesi adına tesis edilmiş bir amfi, bir konferans salonu, bir okuma salonu ve 12 adet derslik var. Okulumuzun iki katlı bir yemekhanesi var ve ücreti güncel fiyatı 2,5 liraydı. İlerleyen zamanlarda bunların artması muhtemel. Yine kampüs içerisinde bir fitness salonu, bir kapalı spor salonu, bir açık hava basketbol sahası, bir de tenis kortu bulunmakta. Yine fakültemizin futsal takımı, voleybol takımı, basketbol takımı kurulmuştu ve bahar şenlikleri düzenlenmişti. Fakültelerin kendi arasında maçları olmuştu. Bu tip sportif etkinliklere katılarak yine hem vaktinizi keyifle geçirebilirsiniz hem de kendinizi geliştirebilirsiniz. Okulumuzun kütüphanesi pek çok kitaba ücretsiz bir şekilde ulaşmamızı sağlıyor. Aynı şekilde e-kütüphane sistemi sayesinde Lexpera, Türkademi gibi veri tabanlarına da ücretsiz bir şekilde kolayca ulaşabiliyoruz. Üniversitemizin çeşitli alanlarda öğrenci kulüpleri var. Aklınıza gelebilecek hemen hemen her alanda öğrenci kulüpleri bulunmakta. Bunlara katılıp hem vaktinizi, ilginizi çeken bir alanda değerlendirebilirsiniz. Hem kendinizi bu konuda geliştirebilirsiniz. Aynı zamanda kulüpler sayesinde çevrenizi genişletip sosyalleşebilirsiniz. Fakültemiz adına yapılan etkinliklerle ilgili şunları söyleyebilirim. Üniversitemizde çeşitli konferanslar, seminerler ve eğitimler düzenlendi. Bunlar avukatlar, hakimler, savcılar, akademisyenler tarafından gerçekleştirildi. Bunlara katılmanız, onların tecrübelerini dinlemeniz, onların tecrübelerinden faydalanmanız gelişiminiz açısından oldukça faydalı. Bunlara katılmanızı mutlaka tavsiye ederim. Bu düzenlenen eğitimler, seminerler dışında doğrudan hukukla bağlantılı yerlere geziler düzenlendi. TBMM ziyaret edildi. Anayasa Mahkemesi'ne, Yargıtay'a gidildi. Bu ve buna benzer pek çok etkinlik düzenlendi. Kırklareli Üniversitesi Hukuk Fakültesini tercih edecek öğrencilere şimdiden başarılar diliyorum.